O ki dünya ve ahiretin efendisidir. Allah-u Teala ona bu dağları istiyorsan altın olarak önüne akıtalım diye ihsanda bulunmuştu. O ki melekler kapısında nöbet tuttular, sadece Cebrail değil. Gök, yer, melek oldu onun kapısında. O ki dudağının arasından çıkacak bir satırlık bir dua ile arştan bütün uzaya kadar cevap oluşacak bir güce sahipti. O ki bütün bunlara rağmen hayatı o ilk kurala göre, yani Allah diledi, şekillendirdi, biz yaşıyoruz'a göre yaşadı. Biz ne dersiniz? Biraz hayalci değil miyiz? Yani insanı mı değiştirmek istiyoruz? Biz evlendik onunla diye, bizden doğdu diye, kaderi mi değiştireceğimizi zannediyoruz? Hangisini zannediyorsak yanılıyoruz. Olmayacak bu. Nuh aleyhisselam'da olmadı. Lut aleyhisselam'da olmadı. İbrahim aleyhisselam'da bile olmadı. Olmaz. Burası cennet değil. Burası cennet kazanma yeri. Ve cennet kazanmada namaz gibi ibadetlerden sonra en büyük sebebimiz eşlerimiz, kadınlar ve kocalar olarak, ve çocuklarımızdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da çok açık bir şekilde bize buyuruyor ki birbirinizin fitnesi olarak yarattık sizi buyuruyor. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Bakalım sabredebilecek misiniz? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ve senin Rabbin izliyor sizi, gözetliyor. Birbirimiz için fitne. Ne demek fitne? İmtihan konusu. Birbirimiz için imtihan konusu olarak yaratıldık biz. Hangimiz için imtihan konusu yaratıldı? Dünyanın başına bela olan Yahudiler, dünyanın umudu olan ümmeti Muhammed için fitne olarak yaratıldı. Kitlesel baktığımızda. Akşam kapısını içeriden kapatıp oturduğum eve Yahudi gelmiyor. Nasıl benim fitnem olacak o? Hayır. O fitne ümmet bazında değerlendirildiğinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin karşısında Yahudi var, Hristiyan var, dinsizler var, var. Ama bir de bunun kendi içimizde ümmeti Muhammed'in içinde bir karşılaşması var, yansıması var. O da nedir? Ben Hanefi mezhebindenim. Doğru bir yolda mıyım? Doğru yoldayım. O Şafii mezhebinden. O doğru yolda mı? O da doğru yolda. Ama birbirimiz için fitneyiz. Ben A tarikatındanım. O B tarikatından. Hangimiz doğru yoldayız? İkimiz de. Ama birbirimiz için fitneyiz. Neden fitneyiz? Görecek ki Allah, biz ona kulluk ve onun dini olan İslam'ı yüceltmek için mi bir mezhepteyiz? Bir mezhebi din yapmak, bir tarikatı din gibi büyütmek
için mi buradayız? Biz birbirimizin fitnesiyiz. Birbirimizle mi uğraşacağız Müslümanlar olarak? Yoksa Allah'ın dinini yaşayıp yaşatmak için mi çalışacağız?